Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Mostar'dan bahsedeceğim. Mostar'a gitme sürecimizden bahsedeceğim arkadaşlar. Biz Mostar'a trenle gittik. Öncelikle Saraybosna tren istasyonuna Başçarşı'dan nasıl gideceğinizi anlatacağım sizlere. Başçarşı'dan 2 veya 3 numaralı otobüs veya tramvaylara bindiğiniz zaman sizleri Müzey durağına götürecek. Müzey durağından da yürüme mesafesi yaklaşık 5-10 dakika arasında yürüyorsunuz. Ulaşıyorsunuz Saraybosna tren istasyonuna. 7.15'te olan trene erken gitmeye çalışın. Neden erken gidelim diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar online bilet almanıza rağmen orada çok fazla sıra oluyor. Bu sıradan da etkilenebilirsiniz. Neden diyeceksiniz. Çünkü tren 7.15'te kalkacak. Fazla sıra olur. Sonlara kalırsanız belki panik yapabilirsiniz. Hani tren kalkacak, ben bir an önce trene gideyim vesaire durumu yaşamayın. Çünkü biz onu yaşadık. Gittiğimizde 7.15 trenine biz 6.30 gibi, 6.45 gibi gittiğimizde çok fazla sıra vardı. Biz de hani online bilet aldık. Neden biz bu sırayı bekliyoruz dedik. Bizim gibi düşünen çok fazla kişi vardı. Gidip sorduk. Online bilet alsanız da bu sırayı bekleyeceksiniz dediler. Çünkü bir kişi çalışıyordu. Sıra bekledik vesaire derken son artık 15 dakika kalınca orada panik oluşmaya başladı. İnsanlar hani niye sıra bekliyoruz, biz artık bilet aldık falan. Kavga çıkmaya başladı. Bazı kişiler önceden trene gittiler. Trene gidince de sordular oradaki güvenliklere, bilet almanız gerekiyor dediler. Biletinizi almadan trene binemezsiniz dediler. Ben gidip bir gözlem yaptıktan sonra geri geldim. Sonra mecburen oradakiler de geri gelmek zorunda kaldı. Her neyse işte bekledik, biletimizi aldık ama hani biz de biraz tedirgin olduk. Yani kalkacak mı? Yani gidemezsek çünkü o günümüz mahvolacaktı. Ona göre ayarladık. Biz çünkü çok kısa hani 2-3 gün kalmak için gelmiştik Saraybosna'ya. Her neyse bekledik, biletimizi aldık. Bilette de şöyle online bilet alıyorsunuz. Sizin biletleriniz orada hazır oluyor isminizle beraber. Biletinizde işte isimleriniz falan yazıyor. Biletinizi aldıktan sonra trene gidiyorsunuz. Kontrol ediyorlar arkadaşlar biletiniz var mı yok mu diye. Trene bindik. Yaklaşık 2 saat sürecek tren bizi Mostar'a götürecekti. Herkes bindi. İşte kontrol, tren hareket ettikten sonra kontrol etmek için yanınıza görevliler geliyor. Biletinizi veriyorsunuz. Biletinize işaret koyuyorlar size. Arkadaşlar bu biletinizi atmayın. Çünkü gidişte de dönüşte de bu bileti kullanacaksınız. Giderken yanınıza önceki günden veya orada bulursanız marketten abur cubur almayı unutmayın ya da kahvaltı almayı unutmayın. Çünkü 2 saat sürecek bu. Biraz acıkabilirsiniz. Bu da sizin işinize yarayacaktır. Trende gidişte çok fazla manzara vesaire olmuyor. Çünkü çok fazla tünel var. Hani tam bakayım manzarayı görün diyorsunuz. O ara tünele giriyorsunuz. O yüzden elinizden geliyorsa hani uyuyabiliyorsanız uyuyun. O süreyi en azından dinlenerek geçirin arkadaşlar. Online bilet aldığınız zaman 14 KM veriyorsunuz kişi başı. Ama hani ben online bilet almayacağım, gideceğim oradan alacağım derseniz bu fiyat 2-3 katına çıkabiliyor. Yani 30 KM ile 45 KM arasında ekstra bir kişilik para ödeyebilirsiniz. O yüzden online bilet alırsanız daha iyi olur. Online bilet alacağınız siteyi de size hemen böyle kenara yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. En azından bir örnek olması açısından neleri seçeceğinizi vesaire burada ekranda göstereceğim arkadaşlar size. Eğer trende ben ters giremiyorum, hani düz gitmem lazım, böyle midem bulanıyor falan derseniz de trenin orta taraflarından binerseniz sizin için daha fazla seçenek olacaktır. Ters veya düz olacak şekilde. Arkadaşlar Mostar'a indiğiniz zaman tren istasyonundan çıktıktan sonra Mostar Köprüsü'ne yaklaşık 10-15 dakika yürüdükten sonra ulaşabilirsiniz. Sabah saatlerinde çok fazla yoğunluk olmuyor. Öğle saatlerinde genelde çok fazla yoğunluk olmaya başlıyor. O yüzden hani fotoğraf çekilecekseniz, video çekilecekseniz sabah gittiğiniz zaman direkt çekilirseniz. Çünkü öğlenleri kalabalık olduğu zaman köprüde yani sıra bekliyorsunuz yürümek için. O yüzden sabah saatleri fotoğraf ve video çekmek için daha mantıklı oluyor. Thank you.
Mostar Köprüsü'nü gezmek için 1 saat yeterli oluyor arkadaşlar. Hani en azından fotoğraf çekiliyorsunuz. Aşağı in, yukarı çık, kafeleri gez, kafede otur vesaire derken 1 saat civarı zaten size yetiyor. Orada en eğlenceli kısımlardan biri de köprüden atlayan insanlar oluyor arkadaşlar. Öncesinde sizlerden para topluyorlar. Parayı topladıktan sonra yani geliyorlar işte şapkayla sırayla 2-3 kişi. Öncelikle şortla vesaire geliyorlar. Hani üstünde bir şey olmadan tişörtsüz gelip sizden para topluyorlar ya da köprüye çıkıyorlar. İnsanları topluyorlar o ara hani biz atlayacağız vesaire algısı yaratıp insanlar orada toplanıyor. Sonra gelip insanlardan para topluyorlar. Yeterli miktarda para toplandığı zaman hemen asıl atlayacak kişi geliyor. O da böyle dalgıç kıyafetiyle geliyor. İşte o sıra zaten atlayacak diyorsunuz, anlıyorsunuz. İşte insanlardan işte alkışlar vesaire derken konsantre oluyor ve atlıyor. Onun da videolarını sizlere koyacağım arkadaşlar. Buraya hepsini paylaşacağım. Üstsüz biri geldi hemen atlayacak vesaire diye düşünmeyin. Saat başı neredeyse insanlar oradan atlıyor. Çıktı orada yarım saat böyle bekleyelim. Bu atlayacak falan diye düşünmeyin. Dış kıyafetle biri geliyorsa demek ki atlayacak arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. Mostar Köprüsü'nde çok fazla vakit harcamanıza gerek yok arkadaşlar. Mostar'ın çevresini de gezebilirsiniz. Bir sürü kafesi, hediyelik eşyaların olduğu yer, işte kilisesi vesaire demiştim. Orada da zaman geçirebilirsiniz. Kafeleri şöyle, Mostar'ı gören çok güzel kafeler var. Eğer ben nehir tarafında oturmak istiyorum işte derseniz orada sadece bir şey içelim de oturalım gibi düşünüyorsanız o biraz hayal olabilir. Çünkü orada sadece bir şey içmeniz yetmiyor, bir şey de yemeniz gerekiyor gibi davranıyorlar size. Biz bir kafeye oturduk, kafede orası da böyle Mostar'ı tam karşıdan görüyor. Kenarına oturduk. Dedik ki yani biz burada oturacağız yani bir şeyler içeceğiz. Dedi ki burada oturmak istiyorsanız bir şeyler yemeniz gerekiyor. Tabii ben de böyle durum olduğu zaman çok sinirlendim. Kalktım oradan başka bir yere geçtim. Eğer derseniz ki ben o kalabalıktan kurtulmak istiyorum, farklı bir yere geçmek istiyorum derseniz biraz daha böyle tren istasyonuna doğru ilerlediğiniz zaman kalabalıktan uzak daha güzel böyle sessiz sakin yerler var. Orada da oturabilirsiniz. Mostar Köprüsü'nün hemen aşağısında zaten göreceksiniz. İnsanlar toplanmış işte atlayan kişileri izlemek istiyor veya orada
botlarla turlar düzenleniyor arkadaşlar. O botlarla turlarda 10 euro veya 20 km alıyorlar sizlerden. O da 10 dakika sürüyor. Mostar Köprüsü'nün çevresinde gezilmesi gereken en önemli yerlerden biri de Aziz Peter ve Paul Kilisesi. Bu kilisede görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Eğer kilisenin içine girmek istiyorsanız 2 euro, 3 euro civarında sizden para alıyorlar. Biz o ara bir okul çocukların katıldığı bir etkinlik vardı. Aileler vesaire giriyordu. Biz de o arada girdik hiç para vermeden. Biraz seyrettik onları. İşte şarkı vesaire söylüyorlardı. Onun dışında hemen yanında, kilisenin yanında görebileceğiniz bir kule var. Kulenin yüksekliği de yaklaşık 110 metre civarında. Eğer kuleye çıkmak istiyorsanız seyir terası var içinde. 3 euro ile 5 euro arasında o kuleye çıkabilirsiniz. Ortalama söylüyorum bu fiyatı çünkü biz gittiğimizde 3 euroydu. Belki 5 euro olmuş olabilir. Çünkü yorumlarda vesaire değiştiğini görmüştüm ben de. Oraya da çıkıp böyle Mostar'ı yukarıdan görme şansınız olabilir. Bu kilise yaklaşık 10 dakika falan sürüyor Mostar'a. O yüzden hani gitmeniz, görmeniz gereken yerlerden biri. Bir de arkadaşlar şimdi saat 9.15'te oraya varacaksınız. Mostar'ı gezeceksiniz, kafeleri gezeceksiniz. Artık diyeceksiniz ki biraz sıkıldık diyeceksiniz büyük ihtimalle. Mostar'ın çevresinde grafiti sokakları var arkadaşlar. Orada da fotoğraf çekilebilir, video çekilebilirsiniz. Çünkü oranın grafitileri ünlü. Duvarlara, binalara falan çok fazla grafiti çiziyorlar, resimler çiziyorlar. Onları da görebilirsiniz. Çok güzel görseller var arkadaşlar. Önceki videomda sizlere Başçarşı'dan bahsetmiştim. Orada yiyebileceğiniz yemeklerden, gezebileceğiniz yerlerden bahsetmiştim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bu videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.